Herkese merhabalar. Ben Doktor Celal Raufi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, jinekoloji, onkoloji uzmanı. Bugün size HPV virüsü ile ilgili birkaç önemli bilgiler vermek için size canlı yayın yapıyorum. Şimdi HPV virüsü nedir, nasıl bulaşır ve ne yapmamız gerekiyor? Bu çok önemli, çok yaygın bir hastalık. Toplumda oldukça fazla bir hastalık. O yüzden bunun takip ve tedavisi daha önemlidir. HPV virüsü genelde cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. %100 olmazsa da bazı başka bir yollarına bulaşma ihtimali de var. Ancak neredeyse büyük bir oranda cinsel yolla bulaşıyor. Bir kadında veya bir erkekte bu HPV virüsü varsa bir ilişkiyle karşı tarafa bulaşma ihtimali yaklaşık %70 civarındadır. O yüzden neredeyse tüm bulaşıcı hastalıklar arasında en fazla bulaşma ihtimaline sahiptir. Bu virüs şimdi bulaştığı yerde lezyon yapabiliyor. Kadın genital bölgesinde, dış genital bölgesinde, haznede ve rahim ağzında ve hatta duruma göre anal bölgede, rektum bölgede ve ağız ve boğaz bölgede de lezyon yapabiliyor. Bu lezyonların hepsi kansere doğru gitmiyor. Bağışıklık sistemi çoğu zamanlar bunları kaybettiriyor. Ancak bazılarda özellikle en hassas olan yer rahim ağzı. Rahim ağzı kanserine doğru yol açabiliyor. O yüzden bunu nasıl takip edip ve ne yapacağımız çok önemli kanseri önlemek açısından. Şimdi diyelim bu HPV virüsü bulaştı. Bulaştıktan sonra bu zaman içerisinde, yani hemen kanser yapmaz veya o kanser öncesi lezyonlara yol açmaz. Bulaştıktan yavaş yavaş birkaç sene içerisinde bu lezyonları yapar. Lezyonlar da bazı hastalarda kansere doğru gider. Ancak bunun takip ve tanısı kanseri önlemek açısından önem taşıdığı için ve böyle bir yöntem olduğu için bunu yapmakta fayda var. Bir bilgi daha size aktarayım. Prezervatif kullanımı bazı hastalıklarda iyi koruma sağlıyor da, ancak HPV virüsü cilde temasıyla bulaştığı için tamam, bu prezervatif kullanımı biraz azalsa da ama %100 korumuyor. O yüzden buna da net güvenemeyiz. Virüs bulaştıktan sonra genelde bir sene içerisinde bağışık sistemi güçlü ise ve sigara içmiyor ise hasta, bir sene içerisinde %80 civarında vücut bunu temizlemiş oluyor. Ve iki sene içerisinde %90 civarında. Ancak temizleme vücuttan atılmadığı sürece rahim ağzında özellikle kansere yönelik değişiklikler yapabiliyor. Demek ne yapmak gerekiyor? Ve bilimlere dayanarak 25 veya 30 yaşdan sonra, hatta bazı bilgilerde 21'den sonra yüksek risk gruplarda, ancak biz genel olarak konuşursak 25 yaşla 65 yaş arası 5 senede bir HPV testi ve simir testi yapılması gerekiyor. Buna co-test biz diyoruz. Bunlar HPV testi ve simir testi yapıldığında negatif ise bir de 5 sene sonra yapılacak. Simir tek başına yetmiyor. Simir, hatta HPV virüsü varsa ve kanser öncesi lezyonlar yaptı ise yine %30-40 civarında yanlışlıkla negatif gösterme ihtimaline sahiptir. O yüzden simir tek başına yetmez ve günümüzde artık HPV virüsüne bakmak daha da önem taşımaktadır. HPV virüsü yoksa neredeyse %99 civarında rahim ağzı kanseri yoktur demektir. Çünkü %99 rahim ağzı kanseri olan hastalarda HPV virüsü bulunmuştur. O yüzden HPV virüsüne bakıp ve bunu takip etmek daha önemlidir. HPV virüsü yaklaşık 200 bunun tipleri var. Bu tiplerin bir kısmı yüksek risklidir. Hepsi kanser yapmıyor. Yaklaşık 12 yüksek riskli HPV virüsü var. Bunlardan en tehlikelisi tip 16 ve 18'dir. Özellikle bunlarla bulaş vardıysa takibi daha önemlidir. Bazı tipler yüksek riskli değildir, ancak özellikle dış genital bölgede sihir yapabiliyor. Mesela 6 ve 11. Demek ki bir kişide sihir varsa başka bir tiplere de bulaşmış olabilir, özellikle 16 ve 18'e, ve bunlarda da o zaman HPV testine bakmak lazım. HPV testine baktıktan sonra HPV virüsü var ise
tiplerine göre tabi bu hastalarımıza kolposkopi yapmak gerekiyor. Özellikle simirde değişiklik yaptı ise kolposkopi şart, ama hatta simir normal olduğu halde bile 16 ve 18 pozitif olduğu zaman direkt kolposkopiyle rahim ağzına bakmak lazım. Çünkü simir körlemesine bir sürüntü alıyoruz. O sürüntüyü patoloji gönderiyoruz. Bu lezyon olduğu noktaya almamış olabilir. O yüzden yanlışlıkla bize hiçbir şey yok diyebilir. Ancak biz kolposkopiyle baktığımızda özel bir mikroskop cihazı kolposkopi, arkamda da ekranda görülmesi gerekiyor. Bu cihazla biz rahim ağzına mikroskopla büyüteç olarak bakıyoruz ve bir ilaçlar kullanılarak bu virüsün rahim ağzına etki yaptığı yere varsa buluyoruz ve tam o yerden parça alıp patolojiye gönderiyoruz. Bu virüs ne kadar etkilemiş, bu hani kanser öncesi lezyonlara ne kadar yol açmış, bunları tespit ediyoruz. Bu virüsle kanser öncesi lezyonlar yaptığında önce CIN dediğimiz CIN 1, 2, 3 var veya low gresil ve high gresil, bunlar takip edilmezse, tedavi edilmezse bir kısmı, hepsi değil, bunların bir kısmı kansere doğru gidebilir. Ancak kanser olduktan sonra artık kanser hastalığına yakalanmış oluyoruz. O yüzden önemli olan bu ki kanser olmadan bunu yakalamak. Dolayısıyla HPV virüsü pozitif olan hastalarda kolposkopi yapılması gerekiyor. Kolposkopide kolposkopinin sonucuna göre lezyon varsa parça alıyoruz. Lezyon yoksa da en azından içimiz rahat etmiş oluyor ki bu virüs şimdiye kadar bir kanser hasta rahim ağzı kanserine doğru bir lezyon yapmamıştır. Ve bir sene boyunca en azından bir sene içerisinde de genelde oluşmaz diye sonra bir sene sonra bir daha bakıyoruz. Ancak kolposkopta lezyon bulunursa yine bunun tedavi yöntemleri var. Lip dediğimiz, konizasyon dediğimiz aşamasına göre bunları gerekirse yapıyoruz ki bu lezyon kansere doğru gitmesin. Özetlersek tüm kadınlar 25 yaş ile 65 yaş arasında, bazı yayınlara göre 30 yaştan başlanması, bazı yaşta 25'te, ama özellikle yüksek riskliler 25'ten başlanması lazım. Co-test dediğimiz HPV virüsü ve semir testi yapılması gerekiyor. Bunlarda sıkıntı bulunursa, HPV virüsü pozitif ise kolposkopiyle değerlendirmek gerekiyor. Kolposkopta lezyon varsa ona yönelik tedavi etmesi gerekiyor. Ve bunları yaptığımızda rahim ağzı kanseri eskiden çok yaygın bir kanserdi. Şimdi günümüzde bu takiplerin sayesinde azalmıştır ve daha da azaltabiliriz. Bunda düzgün yapılırsa kanser, rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimalini çok çok aşağı indirmiş oluyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu yaşamlar dilerim.